birçok peygamberin yaşadığı, ayak izlerinin olduğu kutsal bir şehirdeyiz. Bu şehir mimarisiyle, kültürüyle, inancıyla, sanatıyla aslında bunu her gün yaşıyor. Biz tabii ki birçok bilim adamı, gerek ulusal gerek uluslararası düzeyde Şanlıurfa'mızda ev sahipliği yaparak bir bilim ışığında Şanlıurfa'nın medeniyetini ve İslam tarihi içerisindeki dönemlerde yaşanılan tüm medeniyetleri bir masaya yatırmış oldum. Çok güzel bilimsel bildiriler geldi. 150 bildiriyle bilim adamlarımız, ilim adamlarımız, irfan sahipleri katıldılar. Şimdi bilimsel bir şekilde artık tarih dediğinizde, İslam tarihi dediğinizde Şanlıurfa o kaynaklarda yer alacak. Bu bizim için çok önemli. Çünkü bizler faniyiz. Bugün varız, yarın yokuz. Ama eserler, bilimsel eserler kalıcı olacaktır. 11 Nisan Şanlıurfa'mızın kuruluş yıl dönümü. 91. yılını kutlayacağız Allah izin verirse. Hükümetimiz, başbakanımız, yine bölge milletvekilimiz ve şu an Gıda Tarım Hayvancılık Bakanımız ve yine Şanlıurfa milletvekillerimiz bir teklifle Şanlıurfa'ya İstiklal Madalyası noktasında Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne teklifte bulundular. Yasalaşacak, yasayla bu hak kazanılıyor. Şanlıurfa'nın ecdadı 12'leri, Şanlıurfa'da yaşamış olan tüm atalarımız, Kurtuluş Savaşı'nda mücadele veren tüm kahramanlarımız zaten toplumun gönlünde bu madalyayı hak etmişlerdi. Şimdi Başbakanımız ve hükümetimiz Şanlıurfa'ya inşallah 11 Nisan'da bu madalyayı takdim edecek. Biz de Şanlıurfa halkı adına, Şanlıurfa'da yaşayan tüm 1.892.000 nüfus adına bu madalyayı alıp tarihteki yerimizi alacağız.